Arkadaşlarım, herkese merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben bugün ne yaptım? Çarşıdan biber fideleri aldım. Biber fideleri, bu ektiğimiz biber fideleri farklı. Her çeşidinden ektik. Dolmalık ektik, kapya biber ektik, sivri biber ektik, tatlı biber, acı biber ektik. Bu da değişik bir biber. Bu şey biberi. Nasıl diyeyim size? Bu böyle böyle köy biberi gibi oluyor. Böyle köy biberleri var ya, koyu renkte, şu kadar büyüklüğünde ve koyu renkte oluyor. Bunların marketlerde turşuları satılıyor. Bu biberler böyle dilim dilim yapıyorsunuz büyüdükten sonra. O zaman da yine turşusunu yaptığımız zaman yine sizlerle beraber yaparız inşallah, olurlarsa. Hava çok yağmurlu gidiyor, biliyorsunuz. Ektiklerimizi tekrar tekrar ekmeye başladık bu sene. Çünkü bayağı her yer, bütün Türkiye geneli yağmurlu geçiyor. O yüzden şimdi ben ne yapacağım? Bunları buraya bahçeme, evin bahçesindeki saksılara ekeceğim bunları. Biz geçen sene de saksılara ekmiştik biberlerimizin çoğunu. Şimdi bunları da ben saksılara ekeceğim. Saksılarda büyüsün burada. Çünkü bağda çok ektik, yer kalmadı. O yüzden şimdi bunları ekeceğim. Bunların turşusu çok güzel oluyor. Şey, bu biberlerin turşuları. Şimdi ben bunları ekerken sizlerle beraber yapmak istedim. Şöyle ilk önce şu çok uzun olanları saksıya dikeceğim. Bayağı, çünkü uzun bunlar. Diğerlerini de şeye ekeceğim. Tabii üstünü daha toprakla dolduracağım bunların. Şu şekilde. Bu çok çamurlu oldu bunun suyu. Bunu ayırayım şöyle. Saksılarımızı da şöyle alayım. Bugün saksılarımızı ekiyoruz bunları da arkadaşlar. Şöyle kısaları 2-2 ekeceğim. Hüseyin bunların topraklarını gübreli bir şekilde yaptı. Ben de ne yapacağım şimdi? 2-2 ekeyim. Belki birisi tutar, birisi tutmaz. Ne olur ne olmaz. Bazıları ince ya. İnceleri 2-2 ekeceğim. 3-3 ekeceğim. Bunları da burada değerlendirelim bakalım. Şöyle. Hüseyin bu saksıları dikeceğiz diye biberleri, topraklarını ayarladı. Bu şekilde buna 3-3 ektik arkadaşlar. Buna da aynı şekilde. Şöyle 2-2 ekiyorum. Sonra bunların can sularını vereceğiz. Hafif yine üstlerine bir gübre atarım. Bu sene herhalde hep yağmurlu geçecek hava. Öyle gözüküyor. Evet. Daha ben biraz daha toprak dolduracağım tabii bunları. Bunu meşhur, bu biberin turşusu. Çok güzel oluyor bunun turşusu. Yani dilim dilim doğranıyor bu biber olduktan sonra. Böyle şöyle söğüş şeklinde doğranıp yapılıyor turşusu bunun. Sana alabildiğine fide aldık bakalım. İnşallah biri tutmazsa biri tutar diye, yağmur olduğu için.
Bu büyük. Tek başına ekeceğim bunu. Sulanızda pazardan alın. Balkonunuz varsa balkonunuzda böyle bunları yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hakikaten insan balkonda bile böyle domates istedikten sonra domates de yetiştirebilir. Biber de yetiştirebilir. Her şeyi yetiştirebilir arkadaşlar. Yeter ki dikin. Toprak her şeyi kabul ediyor. Yani sonra onları böyle konuşun, sevin. Onlarla olurlar inşallah ya. Hafif de şöyle yine gübre kestireceğim etraflarına. Arkadaşlarım. Çok fazla olmamakla beraber belki yakabilir. Çok az gübrelerini vereceğim. Az az. Biraz da buna verelim. Çünkü fazla da büyümeden vermek istemiyorum. Evet, şimdi bunları da alacağız. Öbür tarafa götüreceğiz. Biraz da bunlara toprak dolduracağız. Devam edeceğiz arkadaşlarım. Şimdilik hoşça kalın. Biberlerimizi diktik. Bizim elimiz değil, Fatma anamızın eli olsun diyoruz. Ve arkadaşları olmaları için kendi hallerine bırakıyoruz. Şimdi bunlara can suyunu bugün verdik. Yarın bir daha vereceğiz. Bunlar kapalı yerde şu an. Yağmur olan yerde değil. Onun için bir iki gün bunlara biz destek olacağız. Şey hemen taze fide ya, hemen şey olmasın. Dipleri çürümesin diye burada tutacağım bunları. Şöyle biraz daha toprakla doldururum. Bu suyunu, can suyunu aldıktan sonra yarın. Fıstıklar, hadi bakalım. Dönüşüm yapın bize. Geri dönüşüm yapın bize. Değil mi arkadaşlar? Maşallah benim kızlarıma. Şöyle. Şundaki suyu da şuraya dökeyim. Biraz daha su getireyim bunlara. Şöyle. İşte her şey emek istiyor, görüyorsunuz. Emeksiz yemek yok diye boşa dememiş büyükler, atalarımız. Şöyle şu saksımdakine de vereyim birazcık. Kızlarımız şöyle sulansınlar bakalım. Evet efendim, fidelerimizi evimizin bahçesindeki saklı sularımıza diktik. Şimdi oluşumuna geçtikçe beraber bakarız inşallah. Bunlar bu şekilde şöyle. Evet arkadaşlar, biberlerimize sularımızı verdik, diktik. Bu güzelliklere abone olursunuz inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Saksılara diktik biberlerimizi. Biraz da
buraya domateslerin arasına koyacağım birazcık da. Birazcık da onların arasında da olsun. Bayağı saksıya diktim çünkü. Toprak bayağı yaş şu an. Bunlara herhalde can suyu verir miyim bilmiyorum. Düşüneceğim şimdi. Veya Hüseyin'e sorarım. Ver derse veririm. Bunlar daha ayrıştırılacaklar var. Çünkü bayağı çok oldu burada. Şu mümkün olduğu kadar aralara dikeceğim. Şöyle onların arasında yetişsin. Arkadaşlar. Bu şekilde. Çünkü daha domatesler ayrılacak. Şöyle kendi şuraya ekeyim. Evet. Bunu da diktik. Aha. Domatese bastık. Gördün. Baktık. Neyse. Efendim tatlım. Yine geldi bizim kedi. Başladı inyak demeye. Doyuruyoruz. Yine geliyorlar. Alıştılar ya. İnyak büyük etmeye geliyorlar. Solucan da basmış iyicene he. Vallahi yağmurdan. Her yere ekiyoruz. Zaten buradan çıkacaklar var ya daha. Domatesler ayrılacak buradan daha. Bir tane de şöyle güneşin orada olsun. Biraz da bunlara gübre sonra atmadık. Biraz atalım da canlansınlar. Şöyle aralarına. Atmıştık da biraz daha atalım da. Şöyle hafif hafif yağmurla. Kendine gelsin. Evet arkadaşlarım. Ektik biberlerimizi. Şu kalanları da tekrar ben şeye ekeceğim. Ondan sonra işimiz bitti. Buraya çok fazla ekmemeye karar verdim. Domatesleri ayrıştıracağımız için şey yapacağım. Şu kalanları da başka yoğurt kaplarına ekeyim. Çıksın aradan. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bakın 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 solucanlara bak nasıl gidiyor. Bak bak. Nasıl gidiyorlar. Evet efendim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bizlere destek olun lütfen. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Merhabalar. Biz ne yapacağız şimdi? Ben bakın şöyle çayları atmıyorum. Çayları içtikten sonra demlikte kalanları sulandırıp bu şekilde bitkilerimize, domateslere, fidelere döküyoruz. Ne yapıyor? Bu
besliyor onları. İçine ne atıyorum? Bakın yumurta kabuklarını, muzları yediğiniz zaman muz kabuklarını, çiçeklerinizin, bitkilerinizin, fidelerinizin diplerine dökerseniz o coşturuyor. Yani doğal bir şekilde coşturuyor. Yani bu benim mesela, bu bizim İnebolu'nun bamyası bu. Değişik bir bamya bu. Dolma biber gibi oluyor bu. Değişik. Eğer ki olursa göstereceğim size onu. Yani böyle sarmaşık gibi sarıyor bu. Dolmalık biber oluyor. Dolmalık biber gibi büyüyor bu bamya. Değişik bir cinsi var bunun. Şimdi o bu taraftaydı. Kümesteydi. Bizim tavuklarımız vardı ama fakat biz fark edemedik. Tavuklar onun diplerini böyle gagalayarak şey yaptı. Ben de oradan aldım, buraya diktim bunları. Tavuk bu sene yok. Tavuğumuz da geçen sene yaptılardı. Ben de onu ziyan etmesinler diye buraya ektim. Bir tanesini de bağa ektim. Bu evimizin bahçesinde. Minicik kalmıştı sapı. Ben onu çayla, çay bakın böyle, şöyle çay suyuyla besledim. Muz kabukları attım kenarlarına. Potasyum, muz kabukları da potasyum veriyor. Yani vitamin yapıyor doğal olarak. Yumurta kabukları da aynı şekilde. Ben bunları hep, çayları hiç atmam, biriktiririm. Bu benim camımın kenarındaki tencere. Bunlara kullanıyorum sadece. Bu da benim, şöyle alıyorum. Biberiyem. Biberiyeme de hep böyle çay şeyi veriyorum. Bu da iki tane yetiştirdim biberiye. Bir tanesini saksıda, bir tanesini de burada. Bunlara ben biriktirdikçe hep çay suyunu veriyorum. Çok iyi geliyor. Ondan sonracıma şurada da ablacığım gitmeden evveli şuraya dedi ben domates ekeceğim dedi. Ekti. Bakın onlar da yine biraz büyüyor. Onlara da şöyle veriyorum azıcık. Ondan sonra bu da fındık ağacımız bizim burada bahçemizde. Bakın onlar da yine biraz büyüyor. Onlara da şöyle veriyorum azıcık. Ondan sonra bu da fındık ağacımız bizim burada bahçemizde, evimizin bahçesinde. Bakın fındıklar çıkmaya başlamış. Maşallah kızlarıma. Maşallah benim kızlarıma. Aferin. Aferin benim güzellerim. Bakın fındıklar olmaya başlamış. Şimdi vallahi sizinle beraber gördüm. Şöyle. Bakmamıştım hiç. Şimdi bakarken fark ettim. Bu da ahududumuz. Bunların da diplerine veriyoruz böyle. Biriktiriyoruz. Ben geçen sefer de muz kabuklarını, şu sararan yapraklarını alıyoruz tabii ki alttan. Büyümesine, güçlenmesine, şey yapmasın diye. Bu birazcık çok yağmur yağdı ya, şey olmuş, sararmış. Ama yandan bakın canlı bir şekilde tekrar çıkıyor. Şu sararan yapraklarını mutlaka temizleyin. Her şeyin, çiçeklerin olsun, bitkilerin, domateslerin, hepsinin. Buraya da fidelerimiz, tohumdan ekmiştik. Tohumlar fide oldu bakın. Şöyle. Bu da köyden getirdiğim, İnebolu'dan getirdiğim fındığım. Bunu ektim. İki tane ekmiştim buraya ama bir tanesi tuttu. Bir tanesi şuradaydı, tutmadı. Ama bu tuttu maşallah şu an. Şöyle uzuyor. Ahududu çok ektim bu sene. Yapraklarımız da maşallah oluyor ama bu sene diyorum ya, yağmur çok, yani sadece burada değil her yerde Rabbim sel felaketlerinden, görünür görünmezlerden korusun. Yapraklarımızı böyle biraz yırttı attı. Yağmur dolu gibi yağıyor. Şöyle bu da burada kendiliğinden, ben tencereye gül biberi tohumu ektim. Şöyle göstereyim. Şunlar mesela gül biberi tohumu ama bakalım çıkacak mı yağmurda. Biraz çıktılar ama şunlar mesela gül biberi tohumu ama bakalım çıkacak mı
yağmurda biraz çıktılar ama şöyle çıkacak mı? Bu da kendiliğinden nar çekirdeğinden Allah'ım ya Rabbim büyümüş bu tencerenin içinde kendiliğinden. Bunu da şöyle şey yaptık kırılmasın diye. Şöyle nanelerimiz de büyüdü bahçemizde. Maşallah kızlarıma. Bunlara da zarar olmuyor. Nane çok bol su istiyor çünkü. Bunlar da şeker pancarları. Böyle büyüdü. Şunlar patatesler. Bakın kirazlarımız ne oldu? Hep mahvoldu yağmurdan. Hepsi gitti. Hepsi. Kirazların hepsi bitti yani. Yok. Vişnelerimiz de küçük bir ağacımız vardı. Vişne ağacı. Onlar da biraz var ama inşallah kalırlar. Bunlar da ahuduplarımız arkadaşlar. Bakın çıkmaya başladılar. Güneşi görürlerse inşallah çıkacaklar. Çıkmazlarsa da ne yapalım canımız sağ olsun. Vermişler aslında da. İnşallah olur. Türkiye'mizin genelinde yağmur, sel var. Rabbim korusun. Anonslar geçiyor bakın burada sürekli bu şekilde. Anonslar var yağmurlu sele hazırlıklı olun diye uyarı yapıyorlar. Şurada da yine demin demiş olduğum gibi biberiyemizi bunu da ablacığım götürecekti ektik saksıya ama otobüsle gittiği için zor olur diye kaldı. Yine ondan şöyle onun için ektiğimiz için bu böyle bu şekilde kalsın. Gelince bakar. Bu da biberiyem saksıda yetiştirdim bu biberiyeyi de. Bu da maşallah çok coştu kızım benim. Öyle işte bu da bahçemizin ön tarafı. Burada da çiçeklerim var yine. Şöyle.